Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisine memleketi Rize'de devam ediyor. Şimdi hemen bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Selman Kutlu bizi bekliyor. Hemen detayları ve ayrıntıları kendisinden dinleyelim. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sizin de söylediğiniz gibi hafta sonu mesaisini baba ocağı Rize'de geçiriyor ve Güneysu ilçesindeki evinde geçiriyor. Dün akşam saatlerinde 19.00 saatlerinde Güneysu'ya geldi ve geldiğinde de her zaman olduğu gibi her baba ocağına geldiğinde burada vatandaşlara ufak bir konuşma yaptı. Dün akşam yaptığı konuşmalar gerçekten aslında altını çizilmesi kısa ve net mesajlardı. Özellikle çay konusunda hemşehrilerine biraz takıldı. Söylediklerine bakacak olursak tabii ki son dönemde aslında bir süre gelemediğini, en son 2023 Ocak ayında ve Güneysu'ya evine geldiğini, buradaki hemşehrilerle buluştuğunu belirtelim. 31 Mart yerel seçiminde Rize'ye gelmişti ama yoğun programı nedeniyle, miting programları nedeniyle Güneysu'daki evine çıkamamıştı. Trabzon'daki mitinge gitmişti ve uzun bir aradan sonra, yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra tekrar Güneysu'ya gelerek buradaki hemşehrilerle buluştu. Peki hemşehrilerine neler söyledi? Öncelikle çay kesme konusunda kendilerine takıldı. Duyduğuma göre artık motorlarla, elektrikli makinelerle çay kesmeye başlamışsınız. Tabii siz işinizi bilirsiniz hemşehrilerim olarak diyor ama bu pek hayra alamet değil dedi. Güldü tabii ki, tebessüm etti ve hemen arkasından geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Rize sahilinde bulunan, Rize merkezde bulunan Rize'nin en büyük camilerinden Sahil Camii'nde biliyorsunuz o bölgede bir kentsel dönüşüm vardı ve Sahil Camii'nin altta deniz suyu ereksiyonuna uğramıştı. Onun için bu nedenle oradaki caminin yıkılması gündemdeydi ve dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda net bir açıklama yaptı. Rize Sahil Camii'nin yıkılacağını ve karşıda şantiye alanında, sahil alanında yeni bir Rize'ye yakışır şekilde büyük bir cami inşa edeceklerini söyledi. Tabii ki dün akşam bir programı yoktu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şu anda da Güneysu'da evinde görüşmeler yapıyor aslında. Sabah erken saatlerde burada bir trafik yoğunluğu da yaşanıyor ve çalışmalar devam ediyor. Çünkü ona yakın bir bakan var buradaki ziyaretinde, Rize'de. Hemen hangi bakanlar var? Baktığımızda İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, aynı zamanda Sağlık Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ile AFAD Başkanı da bölgede olacak. AFAD Başkanı neden burada? Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşamki burada seslenişinde özellikle pazar günü bölgede yoğun bir yağmur beklendiğini söyledi ama programlarına çok büyük bir engel olmadığı sürece devam edeceğini, vatandaşları da hatta kendi konuşmasında dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Bugün zaten bölgede 14 il için turuncu ve sarı uyarı var. Şu anda da hava gerçekten bir yağmur öncesi, fırtına öncesi sessizlik var diyebiliriz. Çünkü yaklaşık 11'den sonra bölgede yoğun bir yağmur bekleniyor. Bugünkü programa bakacak olursak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14'e kadar evinde olacak ve çalışmalarına oradan devam edecek ve hemen ardından afet konutları anahtar teslim ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni Rize Valiliği önünde yapılacak ve burada vatandaşlara da seslenecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ardındansa Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gelişme ve Vakfı Kurucular Kurulu toplantısına katılacak Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde. Oradan hemen altyapısı biten, deniz dolgusu biten şehir hastanesinde incelemeler yapmak üzere 18.30 civarında da bu bölgeye geçecek ve 19.30'da da Rize Sivil Toplum Kuruluşları'yla buluşup, iş adamlarıyla buluşup burada bir görüşme yapması bekleniyor ve bu yine bu toplantıda da yine orada bir konuşma yapması bekleniyor. Peki yarınki programın nedir? Bugün gerçekten oldukça yoğun bir program geçecek. Yarın sabahsa Aydere çıkması bekleniyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11'de ve oradan da Rize'de yapımı devam eden Türkiye'nin 5. büyük limanı olan İdere Lojistik Merkezi'nde bir incelemede bulunacak ama şöyle bir parantez açayım. Yarın havanın daha da kötüleşmesi, yağmurun daha da artması, sarı uyarının turuncu uyarıya geçmesi bekleniyor. Bu nedenle de Ayder programının iptal olma olasılığı var. Yani bugün gerçekten yoğun bir programı var Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yağmurla bu ne kadar değişir bilemiyoruz ama şu andaki görünen program bu şekilde diyelim ve biz Güneysu'da nöbetimize devam ediyoruz. Saat 14'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan babaoca Güneysu'dan ayrılıp Rize Valiliği'nin önüne geçip burada toplu atış törenine katılacak ve biz de takip edeceğiz diyelim ve sözü Rize Güneysu'dan size bırakalım.